Değerli dostlar, bugün çoban çökerten otu olarak bilinen doğada şifalı bir bitkiyi tanıtacağız. Çoban çökerten otu bilimsel ismi Tribulus terrestris olarak geçiyor. Ve bu bitki arkadaşlar hemen doğada gördüğünüz şekilde yere paralel bir şekilde sarılıcı olarak büyüyor. Bu bitkiye çoban iğnesi, demir dikeni, deve çökerten gibi isimler veriliyor ve en önemli özelliği fiziksel olarak arkadaşlar hemen bakın toplayıp kuruttuğumuz meyveleri oldukça sert ve batıcı özelliği olan dikenlere sahip. Eskiden çocukların bisiklet tekerini delebilecek güçte bu şekilde yine bazı hayvanlarda otlama esnasında zarar verme özelliği olan bir bitki. Bu bitkinin arkadaşlar yaprakları çok şifalı özellik gösteriyor. Ve özellikle insanlarda üreme hormonunun dengesini düzenliyor. Bu amaç içinde yıllar boyunca kullanmış çok eski zamanlarda bitkinin bir demet topladığımız ve daha önce toplayıp kuruttuğumuz kısmı işte bu şekilde kuruttuktan sonra çiçek açtığı dönemde ve kısmen meyve bağladığı dönemde toplanır. Toplandıktan sonra arkadaşlar şu şekilde mümkünse bir miktar köküyle birlikte topraktan sökülür ve yerde sürünücü halde büyümüş yapısıyla getirilir. Gölge bir yere konur ve burada birkaç gün içerisinde kuruması sağlanır. İşte bu şekilde kurutulmuş ve kullanıma hazır aktarlardan da alacağınız bitki kısmı zaten bu şekilde hemen şuradan da gösterelim. İşte bitki dediğimiz gibi çiçek açtığı dönemde toplanır ve kurutularak kullanıma hazır hale getirilir. Bitkinin en önemli özelliği dediğimiz gibi insanlarda üreme hormonlarını düzenler. Bu erkeklerde testosteron dediğimiz erkeklik hormonu ve yine östrojen dediğimiz kadınlık hormonunu aynı anda düzenleyebiliyor. Bu da arkadaşlar yıllar boyunca özellikle Anadolu'da birçok köyde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin beraber birlikte bu bitkiyi kullandıkları ve bu şekilde olumlu sonuç alındıkları biliniyor. Özellikle meyveleri çok yüksek miktarda, bakın arkadaşlar, yüksek miktarda vitamin, mineral ve çeşitli faydalı bileşikler içeriyor. Bu nedenle çay yaparken bu meyveleri de çayın içerisine atıp orada kaynayıp demlenmesini sağlamak lazım. Afrodizyak etkisi de çok olduğu biliniyor. Bu amaçla da kullanılıyor. Bunun haricinde kas gelişimi için çok faydalı. Böbrek taşı düşürücü yine yapılan çayı ve idrar söktürücü özelliği mevcut. Aynı zamanda arkadaşlar ruh uyarıcı ve ruhu dinlendirici, sakinleştirici bir özelliği de olduğu biliniyor. Bunların tamamı az sonra anlatacağımız yapraklarından yapılan şifalı çay ile elde ediliyor. Çayın yapımını da birazdan anlatacağız. Yine bir diğer önemli özelliği de yine birkaç araştırmaya konu olmuş. Kan damarlarını gevşetmesi ve bu nedenle tansiyonu, yani kan basıncını düzenlemesi, bu şekilde bu bitkinin faydaları var. Ama dediğimiz gibi insanlarda üreme hormonu sıkıntılarını gidermek için hem erkeklerde hem de kadınlarda kullanılabilecek şifalı bir bitki. Bitkinin çayını nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar dediğimiz gibi kurutulan bitki kısımlarından bir miktar, ki bu takriben 10 ile 20 gram arasında, yani 1-1,5 yemek kaşığı bir bardak içerisine koyuyoruz ve üzerine kaynar su ilave ediyoruz. Daha sonra 2-3 dakika demlendikten sonra süzüp şifalı çayımızı içiyoruz. Gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 bardak içilebilir. Çoban çökerten otunu doğada ne zaman toplayabiliriz arkadaşlar? Doğada özellikle ilkbahardan itibaren bitki belirmeye başlıyor ve yazın ortalarında sarı renkli çiçekler açıyor. İşte bu çiçekler açtıktan sonra bitki toplanabilir. Meyveleri de sonbaharda Eylül ayında oluşuyor. Meyveli, çiçekli ve yapraklı bitkiyi Eylül ayının başından itibaren toplayabiliriz. Gölgede kurutup bu şekilde kullanabiliriz. Evet değerli dostlar, bugün de yine şifalı bir bitkiyi sizlere tanıtmaya çalıştık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.